Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir mod tanıtımı videosu çekiyorum. Arkadaşlar bu modumuzun adını hemen size şuradan envanterden göstereyim. Envantere giriyorum. Modumuz Mr. Cryfish VH'le mod. VH'le araç anlamına geliyor. Araç anlamına. Bazı böyle kozmetiklerimiz var. Güzel eşyalar bunlar. Bunları sistemini tam kurarsanız buradan mesela alabiliyorsunuz istediğiniz benzini. Bunlardan da benzin doldurabiliyorsunuz ve bu trafik şeyleriyle yolu kapatabiliyorsunuz. Gerçekten güzel şeyler bunlar. Ama modun asıl amacı bu değil. Modda workstation diye bir şey var arkadaşlar. Onu hemen buraya koyuyorum. Envanterimden atabilirim artık. Buradan demir, yün, tekerlekleri ve elektrikli motoru alıyorum arkadaşlar. Sağ tıklıyorum ve buradan craft etmek istediğim şeyi seçiyorum. Ben buradan güzel bir motor craft etmek istiyorum. Motoru görmüştüm az önce. Şu an hemen bulayım. Mesela burada bir tane moped var arkadaşlar. Ama moped değil de mini bisikleti biz hemen şey yapalım. Elektrikli motoru şu an elimde gördüğünüzü buraya. Hangi renk istiyorsanız buraya renk koyuyorsunuz. Benim için renk fark etmez. Buraya tekerleği koyuyorsunuz. Sonra envanterinizdeki demirler de direkt oraya koyabilmenizi sağlıyor. Ama elektrikli motor bunun için olmuyormuş. Bunun motoru o zaman küçük motordur. Küçük motoru hemen takalım buraya. Craft'a tıklıyoruz. Hemen bize geliyor. Bize gelince yere koyuyoruz. Sonra bizim burada wrench diye bir aletimiz var arkadaşlar. Wrench ile sağ tıklıyoruz yeniden. Hemen bize geliyor. Binmeyi deniyoruz. Şu an yakıt olmadığı için çalışmayacak. Gördüğünüz üzere burada bizim yakıtlarımız var. Şurada kapak gibi bir şey var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yine sağ tıklayarak dolduruyoruz. Bu kadar yeterlidir. Ve sürüyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ne kadar hızlı gittiği de BPS yazan yerden görebilirsiniz. Bu çok hızlı giden bir araç değil. Bundan inelim şimdi. Diğer araçlarımıza geçebiliriz. Buradan araçları alıyorum hepsini. Yani önemli olanları aldım ben özellikle. Şimdi bu neymiş? Offroader'mış. Açıyoruz hemen bunu. Hemen güzel 4x4'lük bize offroad aracı verdi. Buna biraz hemen dolduralım. Güzelce dolduruyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterlidir bizim için. Biniyoruz ve bu hızla gidiyor. Engelleri diğer araçlara göre daha rahat taşıyor arkadaşlar. Özelliği bu. Şimdi araba oraya doğru giderken ben bir sabah yapayım hemen arkadaşlar. Bundan da inebiliriz. Ve arkadaşlar F5 yapayım hemen. Shift'e tıklayıp sağ tıklarsanız bütün araçları alabiliyorsunuz. Ve yeniden Shift'e tıklayıp sağ tıklayarak araçları atabiliyorsunuz. Yani bayağı kaslıyız bu mod sayesinde. Burada alüminyum bot var. Şu an bunu gösteremeyeceğim. Sadece görünüş olarak. Denizde gidiyor arkadaşlar. Şu an burada sürmeyi denesem de çalışacağına pek inanmıyorum. Doldurdum. Zaten gitmeyecek. Gördüğünüz üzere gitmiyor. Çünkü denizde giden bir şey. Hemen ikinci yakıtı alalım. Bunu atalım. Burada neyimiz varmış? Çok değişik bir şey arkadaşlar. Ben bakmıştım önceden. Gördüğünüz üzere çarpışan araba bile var modda yani. Ama ben çoğuç yerine bumper karı açtım. Evet, değil mi? Yanlışını açtım. Fark etmez. Bu yukarı çıkamıyor. Bir susayım. Çok değişik de bir sesi var. Onu da dinlemenizi istiyorum. Böyle bir araç. Bir blok üstünden çıkamıyor. Deneyelim hatta. Buradan yukarı çıkamayan tek araç olabilir.
Ve burada bizim çoğucumuz var dediğim gibi. Bu koltuk ama rengarenk, yanıp sönüyor. Baya değişik bir koltuk. Bunun yakıt yerini bulalım. Bunun yakıt yerini görmüyorum nedense şu an. O zaman game modda sürelim bunu hemen. Size göstermek istiyorum çünkü. Max buz da gidiyor. Sabit hızda ve böyle. Çocuğumuz bu kadar. Burada Dune Buggy diye bir şey var. Gördüğünüz üzere çocuk bisikleti. Ve görünümü çok güzel. Yakıta ihtiyacı yok. Bunun yakıta ihtiyacı var mıymış? Arkadaşlar, yani şu an ben de yeni öğrendim bu bilgiyi. O gördüğünüz üzere böyle gidiyor. Bu da bir bloktan yukarı çıkamıyor ve oturduğumuzda şöyle gözüküyoruz. Bu da böyle bir şeydi. Burada go kartımız var. En hızlı gidenlerden birisi, hatta en hızlısıdır belki. Şuradan dolduralım. Doldurma yeri burası. Bunu atıyorum şimdi. İşim kalmadı bununla. Doldurdum, yeter. Hemen biniyorum. Gördüğünüz üzere harbiden bayağı hızlı gidiyor. Go kartta böyle arkadaşlar. Go karttan iniyorum. Burada akıllı araba var. Elektrikli araba gibi bir şey. Görünüşü güzel değil. Ben görünüşünü beğenmiyorum bu arabanın. Yine benzinle çalışıyor. Sadece ses çıkarmıyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Ses çıkarmıyor diye hatırlıyorum. Hemen bakalım ses çıkarıyor muymuş. Binelim hemen. Kısık bir ses çıkarıyormuş ama ses çıkarıyormuş arkadaşlar. Doğru hatırlamışım diyebilirim. Bundan da inelim. Hızları zaten sol üstte görüyorsunuz. Ne kadar yakıt kaldığını da görebiliyoruz. Burada uçağımız var. En güzellerden birisi. Hemen uçağın yakıtını dolduruyorum. Nereden dolduruluyordu? Buradan. Uçağın yakıtını dolduralım arkadaşlar. Doldurduk. Bunu atabiliriz. Şunu alalım. Uçağa biniyoruz. Dümdüz gidiyoruz ve space'e basılı tutarak havalanıyoruz. Uçak bayağı hızlı gidiyor. Yanlışlıkla inmeye tıkladım. Arkadaşlar sakın uçaktayken shift'e tıklamayın. Bunu da size söylemiş olayım. Ölüyorsunuz. Hemen ben öldüğüm yere gidiyorum. Sonra da geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öldüğümüz yere geldik. Eşyalarımızı alıyoruz. Bütün eşyaları almaya dikkat edelim. Eşyaları almazsak sıkıntı çünkü uçak da burada kalmış. Uçağın olduğu yere çıkmak istiyorum. Şimdi sürmeye devam. Sakın uçaktayken shift'e tıklamayın dediğim gibi. Uçağı da şöyle indireyim. Bayağı hızlı gidiyor gördüğünüz üzere. İndireyim derken yeniden aşağı düştüm arkadaşlar. Şimdi bu ne aracı? Golf aracı diyor. Ha, hatırladım bunu, hatırladım. Tamam. Bunun benzin doldurma yeri burada. Bu kadar yeterli. Şimdi hemen binelim. Yavaş gidiyor. Sesi biraz değişik. Arkaya da oturulabiliyor. Tek özellikleri golf aracının bunlar arkadaşlar. Çok az kaldı ve güzel şeyler kaldı. Bunları biliyorum. Şuradaki de jet ski olması gerekiyor. Doğru. Hemen aldım. Buradaki jet skimizi koyalım. Süremeyeceğim ama harbiden güzel. Ski de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle atabiliyoruz bunu da. Ve bunun ne olduğunu bakmadan koydum yanlışlıkla. Hemen açıp bakalım. He, mini bisiklet dediğimiz buymuş.
Hemen bunu da yakıtını dolduralım. Arkadaşlar güzelce yakıtı dolsun. Bu kadar yeterli. Hemen binelim. Bu biraz yavaş gidiyor beklediğime göre ama bence güzel, gayet güzel gidiyor. Bir sarsıldı aşağı düşünce. ATV'miz var. Görünüşünü ben çok seviyorum. Hemen yakıtını dolduralım. Aa, yanlışlıkla elim aldım arkadaşlar. Şunu hemen koyalım. ATV diğerlerine göre birazcık hızlı gidiyor. Benim sevdiğim araçlardan biri ATV. Hemen şuraya gidip inebiliriz arkadaşlar. Hatta direkt inelim. İndim. Başka ne aracımız var? Başka hız botumuz var. Bunları şimdi başka bir dünyada göstereceğim. Yeni bir dünya açıp. Hemen yakıtını doldurmamıza gerek yok. Zaten az sonra göstereceğim. Bunun ne olduğuna bakmadan koydum. Açınca görürüz. Bu da asıl motorumuz. Yani hızlı giden. Biraz koyduk. Bu yeterli olacaktır. Çok sürmeyeceğim zaten. 12'ye kadar çıkabiliyorsa bildiğiniz üzere ATV 10.4 diyor. Bu 12.8 bayağı iyi yani. Güzel bir şekilde bundan da inebiliriz. Bundan indiğimize göre başka bir özelliği göstereceğim moddaki. ATV ile göstermek istiyorum. ATV sevdiğim bir araç olduğu için. Ben buraya bilerek bu alanı yaptım arkadaşlar. Şuradan bir timeset daha çekeyim. Bilerek yaptım. Buraya hemen koyuyorum rampaları. Bu arada rampaların farklı türleri de var. Rahatı bu olduğu için bunu seçtim. Şöyle koyuyorum hemen. Buradan koyarak devam ediyorum. Bayağı bir yukarı çıktık gördüğünüz üzere. Şimdi aşağı inebilirim. Bunu koyayım hemen buraya. İşim kalmadı bununla. Şimdi ATV'ye biraz daha yakıt dolduralım. ATV'ye bu kadar yakıt yeterli. Hemen bunu koyuyorum. Biniyorum ATV'ye. Game mode survival yapıyorum. Şuradan geri dönüyorum. Gördüğünüz üzere 10.4. O yeşil alana geldiğimde hızım 21.3 oldu arkadaşlar. Hatta 30'u bile gördük. Ben baktım yukarıya. Bayağı bizi hızlandıran bir alan bu alan işte. Yarışlarda falan kullanılabilir. Harita tasarlanabilir. Şimdi ben yeni bir dünya açacağım. Jet ski'yi göstereceğim. Hız botu göstermediğim için. Alüminyum tekne. Başka göstermediğim bir şey yok ise. Bir de troll bir şey var modda. Hemen onu da göstereyim. Şuradan envanteri açacağım az sonra. Game moda geçelim bir. Burada troll olan hangisiydi hemen buluyorum sizin için. Arkadaşlar bu hemen bunu açtım. Buna biniyorum. Ama şunun bir yakıtını dolduralım arkadaşlar ilk. Yakıtını dolduruyorum. Game Mode Survival geçiyorum. Sonra da denize gidenleri göstereceğim size. Yeni bir dünya açıp. Hızlanıyor şu an arkadaşlar helikopterin şeyi. Böyle güzel bir animasyona da sahip. Bence baya güzel. Şuraya ineyim ben. Buradan kalkıyorum sonra. Aşağı doğru iniyorum. Şunu şuraya ben indireyim. Ve arkadaşlar size dediğim gibi yeni bir dünya açıp göstereceğim diğerlerini de çıkayım hemen. Arkadaşlar yeni dünya açtım. Hemen alüminyum bot. Jet ski. Speed bot. Başka denize giden bir şey yok zaten. Bunlar envanterimde kalsın.
Şuradan hemen yakıtlar alayım. Bu arada küçük yakıt da var, büyük yakıt da var. Büyük yakıt daha fazla olduğu için ben büyük yakıtı kullanıyorum şu an. Başka hemen time set'ten yapalım. Sanki sabah değil tam. Sabahmış. Game mode. Survival yaptık. Koydum bunu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu hız botu. Buradan dolduruluyordu. Hemen hız botumu da göstereyim arkadaşım. Bu arada minimap var. Böyle gördüğünüz üzere farklı farklı modlar var. Bu modlu survival için denediğimiz bir şey. Yani modlu survival çekebilirim bunda. Ondan dolayı farklı farklı modlar da var. Hemen şuraya biniyorum. Ama binmek için ilk başta suya atmam gerekiyor. Suda 18'e kadar çıkabiliyor. Bayağı hızlı gidiyor. Ve gördüğünüz üzere baloncuklar çıkıyor arkamızdan. Bayağı suda hızlı giden bir şey bu. 18'e kadar çıktı. Hızlarını karşılaştıracağım. Şimdi alüminyum açıyorum. Geldi. Ben yavaş gitmesini bekliyorum. Hemen bunu da dolduralım. Bu denizde hareket eden şeyler ne acaba? Şimdi bunu da envantere koy. Bunu da alıp atıyorum. Buna biniyorum. Bu 8'e kadar çıkabiliyor. İdare eder. Yan yatırınca su alıyor. Düz gidince de su alıyor. Ama o yani bir görüntü hatası. Su aldığı için yavaşlamıyor. Sadece görüntüden dolayı o. Burada da jet ski'miz var. Acaba hız botunu geçebilecek mi? Hemen dolduruyorum jet ski'yi. Hız botunu geçerse helal olsun. Bunu da atıyorum. Hatta envanterimdeki her şeyi atayım. Bunu da atıyorum. Hız botu 18 yapmıştı. 13'e kadar çıkabiliyor. En hızlısı hız botu demek ki. Hız botuyla biraz gezelim o zaman. Harbiden hızlıymış. Hız botuna biniyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde, abartı hızlı bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Hız botundan inebilirim. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. TikTok Rüzgar el 61, Instagram RZGR el 61. İkisine de bakmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.